Evet, ben de özellikle çok teşekkür ediyorum. Thank you very much. Sayın Başbakan, değerli basın mensupları, hanımefendiler, beyefendiler, değerli mevkidaşım, kıymetli kardeşim, Sayın Muhammed Necip ile gerekler kapsamlı, gerekse heyetler arası görüşmelerimizi çok çok verimli bir şekilde tamamladık. Bilindiğiniz üzere bu yıl Türkiye-Malezya arasındaki diplomatik ilişkilerin az önce de Sayın Başbakan'ın ifade ettiği gibi 50. yılını kutluyoruz. Belediye Başkanlığım ve Başbakanlığım döneminde 4. kez Malezya'ya gelişim. Ve 2011'de de değerli kardeşim Necip'in Türkiye'yi ziyaretinde bu ziyaretlerin üst düzey verimlilik noktasında bir adım olmuştu. Şimdi burada bir şeyi ortaya koymam lazım. Malezya 2020 hedefleri belirledi. Bizim de bir 2023 hedefimiz var. Tabii bu hedeflere yönelik burada sürdürülebilir ve dayanışma içerisinde çalışmalar yapabiliriz. Ve bu çerçevede ilişkilerimizi daha ileri seviyelere taşıma noktasında anlaşmış bulunuyoruz. Ortak dini ve kültürel değerlere sahip iki ülkeyiz. Değerli kardeşimin de ifade ettiği gibi özellikle İslam ve demokrasinin bir arada yaşayabileceğini gösteren iki ülkeyiz. Her seviyedeki temasların bu noktada devamında büyük fayda var. Onun için bu yılın Malezya'da ve Türkiye'de Türkiye yılı, Türkiye'de de Malezya yılı olarak ilan edilmesi de anlamlı olacak diye düşünüyorum. Yine bu arada Türk Hava Yolları'nın, Malezya Hava Yolları'nın aynı şekilde haftanın her günü seyahat edilebilir hale gelmiş olması da bence halklarımızın birbiriyle olan iletişimi, aynı zamanda transit yolculuk noktasında İstanbul'un kullanılması, öyle zannediyorum ki çok daha geleceğe yönelik dayanışmamıza güç katacaktır. Önümüzdeki dönemde işbirliğimizin çerçevesini teşkil edecek olan stratejik işbirliği eylem planını az önce Sayın Başbakan'la birlikte imzaladık. Sayın Başbakan'ın ifadesiyle önümüzdeki 5 yılda bunu 5 milyar dolara çıkaralım dediler. Türkiye'de de Malezya'ya bu yakışır. Ve birçok alanda aslında yapabileceğimiz müşterek çok şeyler var. Enerji alanında şu anda müşterek attığımız adımlar var. Savunma sanayinde atacağımız adımlar var. Aynı şekilde otomotiv, bilişim teknolojisi gibi alanlarda atabileceğimiz adımlar var. Altyapıda yapabileceğimiz birçok şeyler var. İnanıyorum ki Türkiye ve Malezya ekonomileri son dönemlerin yükselen ekonomi olarak dünyada dikkat çekiyor. Şu anda arkadaşlarımız 13-15 Ocak tarihleri arasında serbest ticaret anlaşması müzakerelerinin 9. turunu tamamlayacaklar. Nisan'da da istiyorum ki Sayın Başbakan da Türkiye ziyaretini gerçekleştirir ve Nisan'da bunun da imzalarını atarız. Ve Türkiye, Malezya kendi bölgelerinin ötesinde aktif dış politika izleyen iki ülke. Bölgesel ve küresel istikrara katkı noktasında görüşlerimiz birbiriyle örtüşüyor.